Kamer Suresi iniş Yeri Mekke 55 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet vakti ve öncesi İslami medeniyet devrimi için saat, zaman yakınlaştı ve ay yarıldı. Ay'a varılıp iz bırakıldı. Onlar inkarcılar ve kalbi marazılar bir ayet, mucize görseler hemen sırt çeviriyorlar normal ve doğal bir şey gibi yorumluyorlar ve bu öteden beri süregelen bir büyüdür deyip çıkıyorlardı. Bunlar bile bile hakkı yalanlamışlar ve kendi hevalarına uymuşlardı. Oysa her emir, iş sonunda kendi amacına varıp karar kalacaktır. Ant olsun onlara kendilerini şirkten ve şekavetten caydırıp vazgeçirecek nice haberler gelip ulaşmıştır. Ki her biri doruğunda olgunlaşmış hikmet kurallarıdır. Fakat bu uyarmalar zalimlere ve hainlere bir yarar sağlamamıştır. Ey Resulüm! Öyleyse şimdi sen onlardan yüz çevir ve kendi hallerine bırak ki o çağırıcı, resmi ve yetkili davet yapıcının hiç tahmin ve tasavvur olunmayan ve herkesi şaşkınlıkta bırakan bir şeye çağıracağı, hiç kimsenin ummadığı bir davet ve doyurunun yapılacağı gün gör ki halleri nasıl olacaktır. Onların gözleri zillet ve dehşetten düşmüş, bakışları baygın ve perişan olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklardır. Boyunlarını kendilerini mahşere çağıran zata doğru uzatmış olarak koşarlarken kafirler, bu ne zorlu bir gün diyerek şaşkınlık ve perişanlık yaşayacaklardır. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz Nuh'u yalancı saymışlar ve delidir diyerek hakaret yağdırmışlardı. O baskı altında alınıp zorla engellenmeye çalışılmıştı. Sonunda Rabbine dua edip, gerçekten ben artık yenik düşmüş durumdayım. Artık sen bu kafir toplumdan intikam al ve bana yardım et diye yalvarmıştı. Bunun üzerine biz bardaktan boşanırcasına akıp yağan sağanak sular boşalsın diye göğün kapılarını açtık. Yerdeki suları da coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş bir işe Nur kavminin helakine karşı birleşip her tarafı kaplamıştı. Ve onu Hazreti Nuhu ve etbağını da tahtalar ve çivilerle ustalıkla ve çok sağlam yapılmış bir gemi üzerinde taşıdık. Nuh'un gemisi gözlerimiz önünde bilgimiz ve takdirimiz dahilinde akıp gitmekteydi. Kendisi ve tebliği inkar ve nankörlük edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere selamet sahiline ulaşmıştı. Andolsun biz bunu Nuh tufanını bir ayet ve ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ama düşünüp öğüt alan var mı? At kavmi de yalanladı ve şiddetli bir belaya uğratıldı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış?'' Biz o uğursuzluğu ve korkunçluğu sürekli olan bir günde üzerlerine kulakları patlatan felaket taşıyan bir kasırga yolladık. Öyle ki insanları yerlerinden söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden kopmuş hurma kütükleriymiş gibi savrulmuşlardı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış?'' Andolsun biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek ve ayetlerimizle sorunlarını çözmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Semut kavmi de yapılan uyarıları yalanlamıştı. Müşrikler bizden biri olan sıradan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapkınlık, dalalet ve çılgınlık, akıl bunaması içinde kalmış oluruz diyerek Hazreti Salih Peygamber'e karşı çıkmışlardı. Zikir, Kur'ani ilim ve şeref, kala kala, içimizden olamı bırakıldı? Zaten o çok yalan uyduran ve kendisini beğenmiş bir şımarıktır diyecek kadar küstahlaşmışlardı. Onlar yarın kimin çok yalan söyleyen ve kendini beğenen bir şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir. Gerçek şu ki, biz bir fitne, imtihan ve deneme konusu olarak o dişi deveyi kendilerine gönderiniz.'' Şu halde sen onları gözleyip bekle ve sabret ki yakında göreceklerdir. Ve onlara zaten kendilerine ancak yeten içilecek suyun aralarında kesinlikle ve nöbetle pay edildiğini ve artık mucize deveye de hisse verildiğini haber ver. Su alış sırası kiminse onların hepsi hazır bulunsun denilmişti. Derken dönek hainler arkadaşlarını çağırdılar.'' O da bıçağını kapıp hayvanı, mucize olarak kayadan çıkan deveyi ayağından biçip yere devirdi. Böylece hepsi helaket ve felaketi hak etmişlerdi. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Gördüler ve inkardan döndüler mi? Çünkü biz onların üzerine sadece kahredici bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar Ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot kırıntıları gibi olu vermişlerdi. Andolsun biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek ve her türlü sorunlarınıza çağrı üretmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Lut kavmi de yapılan uyarıları yalanlamıştı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga yollamıştık. Sadece Lut ailesini bu azaptan ayrı tutmuş, Onları seher vakti kurtarmıştık. Mümin ve müstakim kullarımıza ve elçilikle görevli kıldıklarımıza tarafımızdan bir nimet olarak böyle yapmıştık. İşte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Oysa andolsun Hazreti Lut zorlu yakalamamıza ve kahrımıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla ve kafa tutmakla karşılayıp yalanlamakta diretmişlerdi. Andolsun onlar onun konuklarından da şehvetle murad almak için baskı yapmaya girişmişlerdi. Biz de onların gönül gözlerini silip kör ettik. İşte azabımı ve uyarmamı tadın dedik ve sonlarını getirdik. Andolsun onlara bir sabah vakti erkenden bir daha yakalarını bırakmayacak şekilde kararlaştırılmış bir azap yakalayıp üzerlerine bastırıverdi. Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın. Yemin olsun ki Kur'an öğüt almak ve gerçeği bulmak için kolaylaştırılmıştır. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Andolsun Firavun aline ve zalim yöneticilerine de uyarıcılar gelmişti. Ancak bizim ayetlerimizin tümünü yalanlayıvermiş, zulüm ve küfürde diretmişlerdi. Biz de onları Aziz ve Muktedir olan Allah'ın yakalayışıyla yakalayıp düzenlerini devirmiştik. Şimdi ey bu çağın gafil ve cahilleri, sizin kafir yöneticileriniz ve süper güçleriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kutsal kaynaklarda kurtulacağınıza ve başıboş bırakılacağınıza dair bir beraat mı var ki? Aynen firavunlar gibi bugünkü sömürücü ve saldırgan zalimleri de devirmeyelim ve yerin dibine geçirmeyelim. Yoksa onlar biz birbirleriyle yardımlaşıp nusret bulan ve karşısında kimseler durmayan güçlendirilmiş bir cemiyetiz sanki birleşmiş milletleriz diyerek mi şımarıp bübürlenmektedirler oysa yakında o birleşik cemiyet bozguna uğratılacak ve arkalarına dönüp kaçacak delik arayacak vaziyete ve hezimete düşeceklerdir daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap saati yaklaşarak gelmektedir o saat ki kurtuluşu mümkün olmayan çok korkunç bir intikam vaktidir ve çok acı bir akıbettir. Hiç şüphesiz her asırdaki mücrim sapkınlar, suçlular, günahkarlar böyle bir sapmışlık, dalalet ve çılgınlık içindedirler. Ateşin içinde yüzü koyun sürüklenecekleri gün onlara cehennemin zorlu dokunuşunu tadın denilecektir. Hiç şüphesiz biz her şey bir kadere, nezdimizde bulunan bir düzene, bir ezeli projeye göre hassas bir ölçü ve miktar içinde yaratıverdik. Bütün bunlar sonsuz kudret ve hikmetlerimizi göstermek ve nimetlerimizi tattırı vermek içindir. Yoksa bizim yaratma emrimiz bir göz kırpma gibi sadece bir keredir. Ol dediğimiz şey anında meydana çıkmaktadır. Andolsun biz sizin benzerleriniz olan nice güçlü ve zalim kavimleri, medeniyetleri yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? ki onların bütün insanların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. Görevli meleklerin ilahi kameralarla çektikleri özel videolarda hepsi vardır. Küçük büyük her şey satır satır kayıtlıdır. Hiç şüphesiz imtihanı kazanan müttakiler ise cennetlerde ve kutlu meclisler halinde nehir çevresinde sonsuz mutluluğa ulaşmışlardır her şey ve hakkıyla muktedir bir milik olan alemlerin tek sahibi ve gerçek yöneticisi Allah'ın katında, huzurunda, doğruluk makamında, onun ve mutluluk koltuklarında ve sadıklar meclisinde oturacaklardır.''